Sevgili arkadaşlar merhaba. C# dersleri eğitim serimizin 13. videosunda yeniden beraberiz. Bugünkü dersimizde çok biçimlilik yani polimorfizmden bahsedeceğiz. Çok biçimlilik nesne yönelimli programlamanın temel ilkelerinden biridir. Bir nesnenin birden çok formu veya birden çok işlevi olmasına denir. Çok biçimlilik bir sınıfa aynı ada sahip birden çok uygulamaya sahip olma yeteneği sağlar. Daha detaylı inceleyecek olursak, türeyen sınıfa ilişkin bir referans, temel sınıfa ilişkin bir referansa atanabilir. Bunu daha önceki dersimizde göstermiştik. Bu ilişki çok biçimliliğin altyapısını oluşturur. Çok biçimlilik, türeyen sınıfa ait metotların temel sınıf referansı vasıtasıyla çağrılabilmesini sağlar. Hangi metodun çağrılacağı çalışma zamanında belirlenir. Temel sınıfta sanal bir metot bildirilir. Türeyen sınıfta temel sınıftaki sanal metodu geçersiz kılacak ve kendine uygun metot gövdesi bulunan aynı isimli bir metot bildirilir. Sanal metot için virtual, sanal metodu geçersiz kılacak metot için override anahtar sözcükleri kullanılır. Şimdi bu anlattıklarımızı daha detaylı incelemek için Visual Studio ortamına geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, Visual Studio ortamındayız. Şimdi ilk olarak bir temel sınıf tanımlaması yapacağım. Arkasından 3 tane de türeyen sınıf tanımlaması yapacağım. Öncelikle bunları yaparak örneğimize başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, bir tane temel sınıf tanımlaması yaptım ve bir takım özelliklerini kalıtım yoluyla ileteceği 3 tane de türeyen sınıf bildirimi yaptım. Bu türeyen sınıflar temel sınıf özelliklerini kalıtım yoluyla alabiliyorlar. Temel sınıfımızın ismi temel sınıf, türeyen sınıflarımızın ismi de türeyen sınıf 1, türeyen sınıf 2 ve türeyen sınıf 3 isminde. Şimdi her sınıfın içerisine aynı isimde ve aynı imzada fakat farklı gövdesi olan bir metot yerleştireceğim. Önce temel sınıfla başlıyorum. Tüm sınıflarımızın içerisine yazdır adında bir metot bildirimi yaptım. Temel sınıftaki metodumuzun ekrana yazdıracağı string temel sınıf metodu çağrıldı. Türeyen sınıf 1 nesnemizdeki yazdır metodunun ekrana yazdıracağı şey ise türeyen sınıf 1 metodu çağrıldı. Türeyen sınıf 2 için türeyen sınıf 2 metodu çağrıldı ve türeyen sınıf 3 için de türeyen sınıf 3 metodu çağrıldı. Gördüğünüz gibi isimler aynı ancak gövdeler farklı. Burada illa console.writeline yazmamız gerekmiyor. Burada başka herhangi bir işlem de yapılabilir. Önemli olan metodun isminin aynı, gövdesinin farklı olması. Şimdi burada size göstereceğim şey çok biçimliliğin nasıl oluşturulduğu. Bunu anlatacağım. Çok biçimliliğin nasıl oluşturulduğunu anlamak için de kullanacağımız iki tane anahtar sözcük var. Bunlardan biri virtual, diğeri de override. Sunumda anlatmıştık, şöyle bir şey demiştik. Temel sınıfta sanal bir metot bildirilir. Yani bizim bu temel sınıfta bildirmiş olduğumuz metot sanal metot olması gerekiyor. Bunun için de bu metodu virtual anahtar sözcüğü kullanarak sanal bir metot haline getirdim. Daha sonra türeyen sınıfta temel sınıftaki metodu geçersiz kılacak ve kendine uygun metot gövdesi bulunan aynı isimde bir metot bildirilir demiştik. Evet, bizim türeyen sınıflarımızın içinde temel sınıfımızın içindeki metotla aynı isimli metotlarımız var. Peki bu devre dışı bırakma, geçersiz kılma işlemini nasıl yapıyoruz? Burada da override anahtar sözcüğü devreye giriyor. Metodumuzun başına override keyword'ünü, anahtar sözcüğünü yazdığımız anda artık bu metot temel sınıftaki sanal metodu devre dışı bırakmış, geçersiz kılmış oluyor. Aynı şekilde diğer sınıflarımdaki metotlarımın başına da
Override anahtar sözcüğünü ekliyorum. Şu anda çok biçimliliği aslında temelini oluşturmuş olduk. Şimdi yine sunumda bahsettiğimiz gibi türeyen sınıfa ilişkin bir referans, temel sınıfa ilişkin bir referansa atanabilir ve bu da çok biçimliliğin altyapısını oluşturur demiştik. Türeyen sınıfa ait metodun temel sınıf referansı vasıtasıyla çağrılabilmesini sağlayarak çok biçimliliği göstermiş olacağız. Şimdi main metodumun altına geliyorum ve burada temel sınıf türünden TS1 diyelim buna. Temel sınıf türünden bir nesne oluşturuyorum ve buna türeyen sınıf referansı ataması yapıyorum. Örneğin türeyen sınıf 1. Örneğin türeyen sınıf 1 referansından olsun. Evet. Temel sınıf türünden bir referansa türeyen sınıf 1 türünden bir atama yaptım. Şimdi ts1 nokta yazdır metodunu çağırdığım zaman burada ekrana türeyen bir sınıf metodu çağrıldı. Yani türeyen sınıf 1'deki metodu çağırmış olmamız gerekiyor. Çalıştıralım programımızı. Bakın görüyorsunuz türeyen sınıf 1 metodu çağrıldı yazıyor ekrana. Yani türeyen 1 sınıfındaki yazdır metodu temel sınıftaki yazdır metodunu etkisiz kılmış oldu, geçersiz kılmış oldu ve türeyen sınıf 1'deki yazdır metodu temel sınıf referansı üzerinden oluşturulmuş bir nesne ile çağrılabilmiş oldu. İşte bu tam olarak çok biçimlilik. Şimdi yine temel sınıf türünden TS2 adında bir nesne oluşturalım ve bu referansı türeyen sınıf 2 türünden olsun. Yine TS2 nokta yazdır metodunu çağıralım ve aynı şekilde türeyen sınıf 3 için de aynı şeyi yapalım. Yine temel sınıf türünde fakat türeyen sınıfa ilişkin bir referans ataması yaparak TS3 adında bir nesne oluşturalım ve yazdır metodunu çağıralım. Şimdi programı çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi TS1 nokta yazdır ile türeyen sınıf 1 metodu çağrıldı. TS2 nokta yazdır ile türeyen sınıf 2 metodu çağrıldı. TS3 nokta yazdır ile türeyen sınıf 3'teki yazdır metodu çağrıldı. Gördüğünüz gibi temel sınıftaki yazdır metodunu tüm türeyen sınıflardan devre dışı bırakmış olduk. Çok biçimlilik tam olarak bu işi yapıyor. Tabii temel sınıftaki yazdır metodunu devre dışı bırakmak zorunda değiliz aslında. Nasıl mı? Şöyle. Mesela türeyen sınıf 3 sınıfının içindeki yazdır metodunu silelim. Bakın burada yapmış olduğumuz tanımlama hala geçerli. Şimdi TS3 nokta yazdır bize ne verecek diye ekrana bakacak olursak. Bakın görüyorsunuz yine TS1 ve TS2 nokta yazdır metotları türeyen sınıflardaki metotları çağırdı. Ancak TS3 nokta yazdır metodu türeyen sınıf 3 içerisinde temel sınıftaki sanal metodu etkisiz kılacak, geçersiz kılacak herhangi bir metot içermediği için TS3 nokta yazdır dediğimiz zaman yine temel sınıftaki sanal metot çağrılmış oldu. Evet sevgili arkadaşlar, çok biçimlilik türeyen sınıfa ait metotların temel sınıf referansı vasıtasıyla çağrılabilmesini sağlıyor. Burada biz bu TS1 nokta yazdır veya TS2 nokta yazdır veya TS3 nokta yazdır dediğimiz zaman burada hangi türe ait olan metodun çağrılacağı çalışma zamanında belirleniyor. Metotların bu şekilde çalışma zamanında belirlenmesine de late binding deniliyor. Bunu da bilmekte fayda var. Burada hemen bu örneğimizi anlamlandıralım biraz. Yani burada konuyu anlatmak adına bir örnek verdik. Hemen bunu bir anlamlandıralım.
Evet, burada temel sınıfımızda en ve boy alanları ve sanal olarak tanımlamış olduğumuz alan adında bir metodumuz var ve bize direkt sıfır değerini geri döndürüyor. Burada üçgen adında bir türetilen sınıfımız var ve temel sınıfımızdaki en boy özelliklerine erişebiliyor ve üçgen adındaki sınıf içerisindeki alan metodu da üçgenin alanını hesaplıyor. Aynı şekilde dörtgen adında bir sınıf var. Bu sınıfımızda türetilen bir sınıf, temel sınıftaki özelliklere erişebilen kalıtım yoluyla. Dörtgen sınıfı içerisindeki alan metodumuz ise bize dörtgenin alanını veriyor. Şimdi temel sınıftan bir nesne bildirelim. Bu nesnemizin ismi küçük harflerle üçgen olsun. Bunun da referansını üçgen sınıfından verelim. Evet, üçgen nokta en 5 ataması yaptık, üçgen nokta boya 4 ataması yaptık ve bakın üçgen nokta alan metoduyla da üçgenin içerisindeki temel sınıftaki sanal metodu devre dışı bırakacak, üçgenin alanını hesaplayan metodu çağırdık. Şimdi aynı şeyi dörtgen sınıfı için de yapalım. Yine temel sınıftan bir nesne üretelim, bunun adı dörtgen olsun. Referansını dörtgen sınıfından verelim. Dörtgen nokta en bu sefer 3 olsun. Dörtgen nokta boy da 8 olsun. Burada alan metotlarımız integer olarak bize değer geri döndürüyor. Burada hemen bir atama yapalım. Evet. Bu alan metotlarının geri döndüğü integer değerlere alan 2 adında iki tane integer değişken tanımladım. Üçgenin alanını alan değişkenine, dörtgenin alanını da alan 2 değişkenine atadım ve bunları ekrana yazdırdım. Şimdi programı çalıştıralım bakalım. Bakın, üçgenin alanı 10, dörtgenin alanı 24. Üçgen alanı için üçgen sınıfı içerisindeki alan metodu çağrıldı. Dörtgen alanı içinse dörtgen sınıf içerisindeki alan metodu çağrılmış oldu. Bu örnek aslında çok biçimliliğe daha uygun bir örnek. Yani bizim alan adında tek bir metodumuz var. İsmimiz alan. Ancak aynı metodun birden fazla işlevselliği var. Farklı sınıfların içerisinde birden fazla işlevselliği olduğunu görüyoruz. İşte bu çok biçimliliğin ta kendisi. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.